Biz meclis çatısı altında gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Cumhuriyet Halk Partisi. Siz mi yani siz davet ettiniz, organize ettiniz AK Parti onu? Meclis grubumuzla beraber meclis toplantımızı müteakip hemen meclis toplantı salonumuzun yanı başında olan çorba evinin hizmete açtığımızı ben ifade ettim. Birlikte incelemek üzere ve aynı zamanda bir çorba ikramında bulunmak üzere değerli meclis üyelerimizi davet ettik. Sağ olsunlar onlar da kırmadılar. Nasıl buldular muhalefet? Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi, hadi Milliyetçi Hareket Partisi'ni muhalefetten saymıyorum zaten. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl gördü sonuçta olayı? Muhalefet etmediler mi yani mesela? Muhalefet etmediler, beğendiler. tabii bu hizmeti bizim yeterli görmediğimizi... Ne bu çorba kardeşim? Tuzlu az falan demediler mi mesela? Tabii buradan sizin öfkenize sığınarak sevgili CHP'li arkadaşlarımız. Sağ olsunlar bu faaliyetten dolayı teşekkürlerini ifade ettiler, memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz tabii bir aileyiz. Antakya Belediyesi Meclisi olarak biz grubumuz adına ve diğer gruplarımızla çok iyi diyaloglar kurmak suretiyle Antakya'mızı geleceğe taşıma konusunda her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın önerilerine canı yürekten kulak veriyoruz ve gerekli atılması gereken adımları varsa atıyoruz. Ondan da hiçbir şekilde geri adım atmıyoruz. Evet, şu anda ekranımızda da o var zaten. Son derece sıcak bir ortamda geçti. Tabii çorba evindeki espri projemizi hayata geçirmemizdeki temel nokta bu içinden geçtiğimiz soğuk kış günlerinde aç ve açık hiç kimse kalmasın, dışarıda kalmasın. Hiç olmazsa bir aile şefkati ve aile yuvasının sıcaklığını insanımıza, sevdiklerimize hissettirebileceğimiz, çocuk demeden, genç demeden, yaşlı demeden, hiçbir ayrım yapmadan gelen kardeşlerimize, büyüklerimize bana muhtarlıktan fakir kağıdı getirdin mi, zengin misin, fakir misin gibi herhangi bir sıkıntılı bir bakış sergilemeden geçiyordum, uğradım, nasıl, çorbanız güzel mi diyen herkese bu lezzete tatmak, ulaşabilmek manasında ikramlarımızda bulunuyoruz. Bundan da... Şey mi kurdunuz başkan? Ben de biraz daha şey yapayım. Aslında biz de oraya gidecektik. Sizinle de hatta sözleşmiştik. Bekliyoruz. Yani orada şey mi kurdunuz? Bakın mesela şu anda öğrenciler, sevgili seyirciler. Evet, öğrenci yandaki geliyor, gidiyor. Tam bir... Yani aşağıda kazanlar mı kurdunuz? Ne yaptınız? Nasıl yaptınız onu? Makine ikmal tesisimizde bir mutfağımız var. Yapın buraya getiriyorsunuz. Mutfakta yapıyoruz. Burada servise sunmuş oluyoruz. Pazar günü hariç hafta içi ve cumartesi günü dahil olmak üzere haftanın 6 günü sabah ve öğlen vakitleri olmak üzere saat 14'e kadar çorba ikramında bulunuyoruz. Şu ana kadar 6000'in üzerinde vatandaşımız bu çorba evimizden hizmet aldı. Bildiğiniz gibi 20 Aralık 2016 tarihinde bu hizmetimizi başlattık. Tabii bu ortamı önümüzdeki süreçte gelen kardeşlerimize, büyüklerimize çay servisiyle devam ettireceğiz. Bahar ve yaz döneminde de ücretsiz çay servisiyle terasta Atatürk Caddesi manzaralı, Mahveli'deki Ali Rıza Efendi Çamlı manzaralı ortamlarda da milletimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca sizlerin şahsında bütün basın mensuplarımıza, cemiyet başkanlarımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Basın mensuplarımız Allah razı olsun. Hazırladığımız bir basın köşesi oluşturduk. Burada şehrimizde yayınlanan bütün günlük haftalık gazeteler aynı zamanda dergilerin vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde okumaları üzerine okuyabilsinler diye bir stand oluşturduk. Buradan alıp okuyabiliyorlar. İsterlerse beraberlerinde alıp götürebiliyorlar. Böyle bir imkanı bize sağladığı için çok değerli basın mensuplarımıza sizlerin şahsında buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz ki böyle yani hem işte insanlar gidip karınlarını doyurabiliyor. Bu manada sizlere teşekkür ediyoruz. Hem de kültür hizmeti İsmail Bey bu. Yani gazetelerin okunmasını sağlamak, kitapların okunmasını sağlamak bir kültür hizmeti. Çorba evinde bununla yetinmedik Ali Bey. Bir de daha önce başlattığımız özellikle 5 Kasım 2016 tarihinden itibaren çok kıymetli Hatay İl Müftümüzün bizlerden bu konudaki ricası üzere özellikle Habibi Necer Camisi içerisinde her cumartesi sabah namazını müteakip bir çorba ikramında bulunuyoruz.
Bugün özel olarak Sayın İl Müftümüz, ilçe müftümüz, çok kıymetli hocalarımız burada. Hem namazı müteakip Kur'an-ı Kerim tilavetlerinde bulunuyorlar, hem de dini sohbetlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla bugün buraya daha fazla sayıda bu güzel sohbetlere özellikle ve Kur'an tilavetlerine eşlik etmek, dinleyebilmek için yoğun bir şekilde vatandaşlarımız geliyorlar. Ve bu güzel ortamı müteakip bizler de mütevazi bir çorba ikramında, cemaate çorba ikramında bulunuyoruz. Şu ana kadar 5000 kardeşimize, büyüğümüze bu hizmeti verdik. Bu her cumartesi devam ediyor otomatik bir şekilde. Evet. Bu faaliyetimiz de bundan sonraki süreçte de devam edecek.